çoğunun şu anlık çocukların hikayesinde çok önemli bir kahraman. Yani bir sürü kahraman var ama çoğu da NBA'den oluyor. Şimdi bunu antrenörler olarak çok zaman zaman benimsemediğinizi biliyorum. Çünkü işte 10 yaşında, 12 yaşında bir çocukla çalışıyorsunuz, bir sporcunuz var ve Stephen Curry'yi izliyor ve kahraman Stephen Curry. Siz bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz, belki daha fundamental'la ilgili bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. O geliyor, işte bir yerlerde üçlükten işte şut atmaya çalışıyor. Çünkü Stephen Curry'yi seyrediyor veya işte başka bir oyuncuyu, Harden'ı seyrediyor. Geriye çekilerek şut atmayı deniyor mesela, daha işte orta mesafe atamazken. Bunları biliyorum. O yüzden de bunları dikkat seçmeye çalıştım. Bu açıklamayı da yapmak istedim. Hani gittikten sonra beni şey yapmayın lütfen, dedikodumu yapmayın diye. Niye bunları seçtim biliyor musunuz? Bir, çocuklara daha net bir şekilde onların kahramanlarıyla ulaşabilirsiniz ama şunun altını çizmek lazım. Şimdi Stephen Curry sadece şutundan ibaret değil aslında. Veya LeBron James sadece işte smaçlarından ibaret de değil. Ama siz veya çocuklar, sizin çalıştığınız sporcular YouTube'a yazdıkları zaman LeBron James diye sonra dunk geliyor, evet. Veya ilk 10 hareket geliyor veya başka bir şey geliyor. Ama sizden rica ettiğim veya önerdiğim şey, mesela çocuklarınızın YouTube kullanımını da biraz daha şey yapabilirsiniz, nasıl diyeyim size, düzenleyebilirsiniz. Mesela LeBron James yazdıktan sonra illa smaç yazmayabilir de çalışma yazabilir, antrenman yazabilir veya işte LeBron James'in hayat hikayesiyle ilgili bir kesit bulabilir belki. Çünkü hikayenin o kısmı aslında hem sizlerin daha çok benimseyeceği hem de çocukların daha çok ilham alacağı kısımlar. Şu anda LeBron James'e veya Stephen Curry'e veya Harden'a çocukların en kolay ulaştığı yer neresi? Neresi? Mağaza mı dediniz? Yoksa ben mi uydurdum? Efendim? Instagram, aynen, hayatlarını biliyorlar ama kendi bir parçası yaptığı şey için mağazaya gitmesi yeterli değil mi? Yani Nike'a gidecek. LeBron James'in son ayakkabısı ne kadar oldu? 1500 lira mı? 2000 lira mı bilmiyorum. Onu alacak ve doğal bu yani, gayet doğal. Onu alacak ve bir sonraki antrenmanda o ayakkabıyı giyecek. Çok özenerek, bezenerek ve LeBron James gibi olmaya çalışacak saha içerisinde ve siz bunu seyredeceksiniz. Bu özenmesi güzel bir şey çünkü her çocuğun bir hayali olması gerekiyor ama onun işte altını dolduracak tarafta belki siz biraz ittireceksiniz, destekleyeceksiniz. Çünkü LeBron James'in hayatı aslında o kadar kolay bir hayat değil. Veya diğer oyuncuların, birçok oyuncunun hayatı zorluklardan gelerek aslında tırmanmalarıyla kazandıkları şeyler, hayatlar. Ama bizim gördüğümüz veya sizin, daha doğrusu sporcuların gördüğü şey en üst taraf. Yani onun işte LeBron James'in verdiği parti veya işte Nike reklamı, ayakkabısını giydi veya işte yaptığı en iyi 10 hareket. Çok güzel, hayaller çok güzel. İstek uyandırır çünkü bu ama altını doldurmak biraz işte sizde.